Anlıyorum. Kamp hayatı zorlu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın bütün odunları bana taşıttırıyor. Abi inemiyorum burada. Niye? Ne haber Mustafa? İyi. Herkese merhaba. Bugün kampa gidiyoruz. İğneada'ya bir yolculuğumuz var. Can'la birlikteyim. Bir de Mustafa diye bir arkadaşım var. Hafta sonu kampı yapacağız. Şu anda 2 saat kadar yol geldik. Saray diye bir ilçedeyiz. Burada market alışverişimizi yaptık. Kahvaltı edip tekrar yola koyulacağız. Evet arkadaşlar, sonunda İğneada'ya ulaştık. Birazcık kamp yeri aradık. Sahilde birkaç yer vardı. Ancak eşyaları falan arabadan taşımamız gerektiği için oradan vazgeçtik. Ormanın içindeyiz. Şimdi araba hemen yanımızda. Çadır da burada. Can da arkada. Dediğimiz gibi çadırı kurduk. Eşyaları arabadan çıkarttık. Birazdan yerleşeceğiz. Şu etrafı falan bir düzenleyeceğiz. Ateşimizi yakacağız. Yemek yiyeceğiz. Hala neredeyse sabah kahvaltısı yapmadık ve saat 1.30 falan oldu. Buraya gelmek birazcık uzun sürüyor. Ancak yol oldukça keyifli. Çok güzel manzaralar eşliğinde geliyorsunuz. Arka tarafta Milli Park var ve orada birkaç tane gölet var. Daha doğrusu su birikintisi var. Buranın doğası gerçekten çok güzel. Şimdi ateş yakmak için buradaki yaprakları bir kenara toplayacağız. Çadırı taşıyoruz şimdi. Çünkü daha güzel bir yer bulduk. Mustafa taş ve odun bulmak için yürüyüşe çıktı ve daha güzel bir yer fark etti. Şimdi çadırı oraya taşıdık. Hafif sazlık bir alan da varmış. Ayrıca ateş yakmak için de daha güzel, daha yeşil bir yermiş. Hem orada daha demin gördüğünüz yerdeki otlar falan da yok. Şimdi bakalım oraya yerleştireceğiz çadırı. Kampımızı yapmaya başlayacağız. Yerleştik. Burası yeni mekanımız. Arkada gördüğünüz sazlıklar var. Çadırı buraya koyduk. Ayrıca kütük falan da var burada. Çok güzel ateş yakabiliriz. Gerçekten çok fazla acıktım. Şu an saat tam olarak 2 falan galiba. Çok acıktım. Bir an önce bir sucuk ekmek yapıp yememiz lazım. Kamp hayatı zorlu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Can şu an beni kameraya çekiyor. Eli bomboş. Bakın bütün odunları bana taşıttırıyor. Bu hafta Survivor hayatımda Can'ı yazmayı düşünüyorum. Çünkü Can bu kampta gerçekten en az iş yapan insan oldu. Bu yüzden emeğimin karşılığını almak istiyorum. Umarım bu hafta sonu Can adadan elenen isim olur. Neyse şakayı bırakayım. Şimdi etrafta odunları topladık. Birazcık dolandık aslında önce. Daha sonra odunları topladık. Çünkü akşam güzel bir ateş yapacağız. Yemek yapmamız gerekiyor. Şimdilik böyle. Şimdi akşam yemeği vakti. Akşam yemeği için hazırlık yapıyoruz. Mangalda patatesleri ve soğanları koyduk. Döküm tavayı yerleştirdik. Mustafa da salatayı yapıyor. Birazdan meyveleri, sebzeleri yıkayacağız. Etimizi döküm tavada yapacağız. Yanımızda şarabımız var. Çok güzel olacak bu akşam. Akşam yemeğimizi sonunda hazırladık. Bu akşam antrikot var. Salatamız, turşumuz, biberimiz falan da var. Çok güzel. Akşam yemeklerimizi yedik. Havada karardı gördüğünüz gibi. Suratıma ışık tutuyorum. Marshmallowlarımızı yapacağız. Bir kamp klasiği olarak marshmallow yiyeceğiz. Müzik.
Günaydın. Saat şu an 9.30. Yaklaşık 9 saat falan uyumuşuz. Daha önce çadırda hiç bu kadar fazla uyumamıştık. İçerisi çok sıcak olmadı. Hatta gece bir ara soğuk bile oldu. Bir tek sırtımız çok rahat değildi. Onun dışında gayet rahat bir şekilde uyudum ben. Şimdi birazdan kahvaltı yapacağız. Bir yüzümü falan yıkayacağım. Kahvaltıda menemen var. Ateşimizi yaktık. Birazcık zorlandık. Küçük yaprakları falan koyduk ilk başta. Onlarla birlikte yandı. Şimdi size birazcık çadırımızdan bahsetmek istiyorum. Çadırımız Quechua Arpenaz 3 Fresh and Black modeli. Bu Arpenaz 3'ten de anlaşılacağı üzere 3 kişilik bir çadır. Ayrıca Fresh and Black özelliği var. Gördüğünüz üzere içerisi tamamen siyah bir katmanla çevrili. Bu katman yaz aylarında çok sıcak olmasını engelliyor çadırın içinin. Ayrıca güneş ışığının girmesini de engelliyor. Biz dün akşam bu çadırın içinde çok güzel bir akşam geçirdik. Ne çok sıcak oldu ne çok soğuk oldu. Gerçi hava da öyle aşırı sıcak değildi. Aynı şekilde gölgenin altında kalıyoruz. Ancak dediğim gibi içerisinin karanlık olması bizim daha iyi bir uyku çekmemizi sağladı. Çünkü içerisi hiçbir şekilde ışık almıyor. Bu yüzden hala geceymiş gibi uykunuza devam edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tulumları 3 kişilik rahat bir şekilde yerleştirdik. Aynı şekilde matlarımız da var. Arka tarafta böyle küçük bir boşluk kaldı. Kitaplarımızı falan koyduk oraya. Ve şuralarda böyle küçük cepler var. Tepesinde böyle ışık asmalık bir çengel bulunuyor. Biz oraya ışıklarımızı astık. Ayrıca ön tarafında tentenin yanında böyle bir sineklik de bulunuyor. Bu sinekliği kapattığınız zaman buradan çok güzel bir şekilde hava alıyor. Tenteyi açık bir şekilde veya kapatarak yatabilirsiniz. Buralarda iki tarafta olmak üzere böyle havalandırma kanalları var. Ve söylemeyi unuttum. Zaten görmüşsünüzdür. Çadırın iki kapısı var. Çok rahat bir şekilde önden veya arkadan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Çadırın tabii ki eksi tarafları da var. Eksi tarafı birazcık küçük. Yani biz 3 kişi araba olduğu için çok rahat bir şekilde bagajımızı yerleştirdik. Arabada bagajımız vardı. Burada sadece yattık ve küçük eşyalarımızı, üstümüzdeki kıyafetleri vesaire arka tarafa yerleştirdik. Arabamız olmasaydı çantalarımızı yerleştirebileceğimiz bir bagaj bölümü bulunmuyor. Yani bu çadırla kamp çantasıyla yola çıktıysanız eğer 2 kişi kalmanızı kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Onun dışında bu çadırı zaten Decathlon'ların çoğunda bulabilirsiniz. Çok satılan bir çadır. Başka eksi yönü yok diye düşünüyorum. Sizce var mı? Yani sadece normal çadır şartlarında kaldığımız için sırtımız ağrıdı birazcık. Ya ben havalandırma konusunda sıkıntı yaşamadım ama birazcık hava sıcak olursa sıkıntı olabilir, doğru. Hatta ben uyku tulumuma girmedim. Üstünde yattım kısa kolluyla. Üstüme aldım tulumu. Çünkü benim tulumum bile bayağı bir kalın yani. Şöyle. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atlet. Ormanın içine daldık. Burada kocaman bir ağaç var. Bunun üzerine tırmanıp fotoğraf çekileceğim. Abi inemiyorum burada. Niye? Eyvah. Aa, kaldım. Evet arkadaşlar, İğneada'daki maceramız yavaş yavaş son buluyor. Daha demin ormana gittik. Ormanın çıkışı kumsaldı. Sahil şeridinde yürüyüp İğneada'nın merkezine geldik. Birazdan arabamıza bineceğiz ve İstanbul'a doğru tekrar yola çıkacağız. Burası gerçekten doğasıyla, havasıyla ve ormanıyla çok etkileyici. Burada longoz ormanları var ve longoz ormanlarının bitişinde direkt olarak kumsal başlıyor. Denize giren insanlar bile vardı.
Şu anda hava 20 derece. Allah'tan bize bu hafta sonu hava durumu çok kötü şeyler çıkartmadı. Aslında bugün yağmurlu gözüküyordu ancak gayet güneşli güzel bir gün geçirdik. Dün gece hafiften çiseledi, zaten bunu söylemiştim. Ama çok sıkıntı yaratacak bir durum olmadı. İğneada maceramız böyleydi. Buraya gelirseniz mutlaka ormanda kamp kurmanızı tavsiye ediyorum. Ancak tabii ki ateş yakarken çok dikkatli olmalısınız ve ayrıca kamp yerinden ayrıldıktan sonra mümkün olduğunca temiz bırakmaya özen gösterin. Zaten yanabilecek şeyleri yakabilirsiniz. Geri kalan materyalleri ise en yakındaki çöp kutusuna bırakırsanız doğaya saygılı bir şekilde kamp yapmış olursunuz. Let's go, baby.